buradan bir bildiri gibi bir şey söyleyeyim. Profesör Ateşkara, sevgili dostum, beni aradı ve aşıyla ilgili düşüncelerini iletti. Ben de çok makul, mantıklı buldum ve bu yardımı yapmak için seve seve biz 40 küsür kişi davet ettik. Bir aşı veya iki aşı olmasını şart koşarak ve listeleri inceleyerek, bu sadece o gün için değildi. Her müsait olduğumuzda taraftarımız için de bazı üniversitelerimiz için de, bazı liselerimiz için de, herkesin de açık olacak Florya. Burada amacımız ısrarla aşıyı herkese ısrarla yapılmasını istemek. O yüzden bir bu yardıma, yani bilim kurulundaki Sayın Ateş Hocam'ın ve diğer ekibin emeklerine biz de bir yardım edebilir miyiz diye böyle bir gün yaşadık o gün. Yani neticesi veya işin perde arkası buydu. Onu da açıklayayım ki ben, kimse alınmasın. Biz o gün Galatasaray Üniversitesi'nde Galatasaray Lise'yi tercih ettik. Yarın başka bir lise olur, başka bir üniversite olur. Galatasaray taraftarı zaten her zaman gelebilir ama burada asıl olan tek şey var, bir veya iki aşıyı yaptırmak. Bunun önemini vurgulamak için biz de yardımcı oluyoruz. Bunun bilinmesini isterim. Tabii Kasımpaşa daha ciddi bir takım. Herkes tam hazır değil ama buna rağmen bence lig temposuna yakın bir tempo oldu, özellikle ilk yarı. Mücadele oranı da hayli yüksek. Lig maçı benzeri bir ara oyun oynandı. Gerek pas oyunumuz, gerek topu kaptırdığımızdaki reaksiyonumuz, baskımız zaman zaman iyiydi. Gollerimiz akılcı ve güzeldi. İlk yarı ikinci yarıdan daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. 11 kişi değiştirmemize rağmen ikinci yarıda oyunun hakimi olmak, gol pozisyonlarına girmek, gol atmak önemli. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Tamam, kazanmak her zaman önemlidir, her konuda, her yerde, ama sonuçta hazırlık maçı olduğunu da unutmayalım. Eksiklerimizi göreceğiz. Buradan analistlerimiz bizle beraber önemli örnekler çıkaracak. Buradan kazancımız öyle olacak. Artı kazanma alışkanlığını üzerimize giyersek bu elbise daha güzel durur. Tabii yavaş yavaş PSV maçına da hazırlanıyoruz. En son provamız hemen pazartesi gidiyoruz, yarın değil öbür gün. Olympiakos'ta olacak. Orada sıcak, seyahat, hepsi dahil olmak üzere iyi bir şey görmek istiyorum açıkçası. Çünkü Olympiakos'ta önemli bir takım. Oradan sonra da PSV'ye hazırlanacağız. Markao'yu riske etmedim. Aşil tendonunda sıkıntısı vardı. Doktorla konuşup istirahat etmesini uygun gördük.